Merhabalar, hoş geldiniz. 21. metnimize hemen başlayalım. Parçamızın bir başlığı yok. 3 adet paragraftan oluşuyor. Roland Kohl is an engineer in Berlin, Germany. Roland Kohl, Berlin'de, Almanya'da bir mühendistir. Roland is very active person. Roland çok aktif bir kimsedir. He is a good basketball player. O iyi bir basketbol oyuncusudur. He started the sport at the age of 11. O spora 11 yaşında başladı. And he goes skiing in the Alps every winter. O her kış Alplerde kayak yapmaya gider. Roland's mother and father live in New York. Roland'ın annesi ve babası New York'ta yaşar. He was with them. O onlarla birliktedir. Last year, geçen sene. Geçen sene onlarla birlikteydi. Onların yanındaydı yani. Roland wants to live. Yaşamak ister. Nerede? States. Amerika'da to. Onlar gibi. Roland da şöyle çevireceğiz. Roland da Amerika'da yaşamak ister. Abby Pappas is from a small town near Athens and she studies English at university. Abby, Atina'nın yakınlarında küçük bir kasabada yaşar. Ve o üniversitede İngilizce okur. İngilizce üzerine çalışmalar yapar. She wants to be an English teacher. O İngilizce öğretmeni olmak ister. She plays the guitar in a group called New Band. O gitar çalar. Nerede? Bir grupta. Onun ismi neymiş? Cold isimlendirilen yeni müzik grubu olarak isimlendirilen bir grupta gitar çalmak, gitar çalar. Hep ister ister diye gittik. She says, o söyler ki, We play in the evening at a cafe. Many people like pop music. They come to the cafe and listen to us. Biz akşamları bir kafede çalarız. Pek çok insan pop müziği sever. Onlar bizi dinlemek için kafeye gelirler. Daha doğrusu onlar kafeye gelirler ve bizi dinlerler. Evie isn't married. Evie evli değildir. But ancak she has an Italian boyfriend called Luigi. Luigi isminde bir İtalyan erkek arkadaşı vardır. Evie speaks Greek. Evie Yunanca konuşur. İngilizce konuşur, Fransızca konuşur ve İtalyanca konuşur. Della Chen is from Hong Kong. Della Chen Hong Kongludur. She is a student at the School for Foreign Students in New York. O, New York'taki yabancı öğrenciler için olan bir okulda öğrencidir. She has a restaurant in Hong Kong. O, Hong Kong'da bir restoranta, lokantaya sahiptir. She wants to speak English. O, İngilizce konuşmak ister. To, niçin? The people in her restaurant. Onun restorandaki insanlar için ya da insanlarla diyelim. O restorandaki insanlarla İngilizce konuşmak ister. Gayet açık, tek cümlelerden oluşan 3 ayrı paragraf gördük ve çoğunlukla aynı fiiller kullanıldı, aynı kelimeler geçti. Şimdi sorularımıza bakalım. What sort of music do new band play?
Bakın burada yeni bir kelime karşımıza çıkıyor. Sort. Bu da tür, çeşit anlamında. What kind of music de diyebilirdi soruyu soran. Onu da ben yazayım. What kind of music do you like? Sen seversin. Ne tür müzikler seversin gibi. What sort of music do new band play? Yeni grup, new band, yeni grup diyelim, yeni müzik grubu. Band zaten müzik grubu demek, band demek. Yeni müzik grubu ne tür müzikler çalarlar? They play, onlar çalar, pop müzik, pop müzik. What spare time activities does Roland do? Spare boş demek. Spare time da boş zamanlar. Yine bu da çok önemli bir kelime. Boş zamanları aktivitelerinde Roland ne yapar? Daha doğrusu Roland'ın yaptığı şey nedir? Özellikle Roland'ın yaptığı şeyi belirtiyor. He plays basketball. O basketbol oynar. He goes skiing in the Alps every winter. Her kış Alplere gidip kayak yapar. In which city? Hangi şehirde? Della İngilizce çalışır. He studies English in New York. O New York'ta İngilizce okur, çalışır, araştırma yapar. Where does Roland live? Roland nerede yaşar? Lives in Berlin, Germany. O Almanya'da, Berlin'de yaşar. Who is Luigi? Kimdir? Luigi kimdir? He is Evi Papas, Italian boyfriend. İtalyan erkek arkadaşıdır. Yani Luigi'ye gidiyor. He is her Italian boyfriend. Onun İtalyan erkek arkadaşıdır şeklinde söylememiz gerekiyor. Kelimelerimize şöyle hızlıca bakalım. Engineer, mühendis. Very, çok. Active person, çok aktif bir kişi. Good, iyi. Basketball player, basketbol oyuncusu. Start, başlamak. Spor. Age, yıl, zaman, devir. 11, 11. The age of 11, 11 yaşı. Go, gitmek. Skiing, kaymak. Every her, winter, kış. Roland's mother, Roland'ın annesi. Father, baba, yani babası. Live, yaşamak. Was past tense'te be anlamında. With birlikte, them onlar, yani anne babası. Last son anlamında. Year yıl, yani geçen anlamı da var, geçen yıl. Want to istemek. States Amerika dedik. Niçin? United States of America olduğundan dolayı. Yani Birleşik Amerika. From dedik, den, oralı anlamında. Town, kasaba. Near, yanında, yakınında. Athens, Atina şehri. Study, çalışmak, okumak anlamında. Yine burada benzer kelimeler. Play, çalmak. Gitar. Grup, yine grup. Called, isimlendirilen. Buna named de denilebilirdi. Şu şekilde yazılmış bu. Bu şekilde de olabilirdi. İsimlendirilen, çağrılan anlamında. Say, söylemek. Yine evening, akşam. Many people, pek çok, birçok insan. Pop müzik zaten pop müzik. Come to, gelmek. Listen, dinlemek. Married, evli olmak. Bu haliyle kullanılıyor. Be married. Evli demek. Evli olmak anlamına geliyor bu haliyle. Buraya sabje geliyor. Bu kadar. Evlidir. But ancak, yine bakın burada called geldi. Burada called'u öğretmiş oldu. Speak, konuşmak. Bir dili konuşmak anlamında. Normalde konuşmak anlamına gelen pek çok kelime var. Daha çok talk, konuşmak. Ama bir kimseyle konuşmak. Speak ise bir dili, bir lisanı konuşmak anlamında.
Buraya baktığımızda burada foreign yabancı demek, el demek. Başka söylemem gereken kelimeler zaten hep birbirini tekrar eden kelimeler. Burada sort'la kind önemliydi. Söylememiz gereken başka. Burada bir de spare time, boş vakit. Boş zaman anlamına geliyor. Buradaki kelime tahlilimiz de bu şekilde oldu. Umarım bu kelimeleri güzelce not edip yazdık. Daha sonra videoları izliyorsunuzdur. 22. videoda görüşmek üzere. Esen kalın.